Bursa ilimizin Mustafa Kemal Paşa ilçesine 15 kilometre mesafedeki Tümbüldek köyüne doğru ilerliyoruz. Rastladığımız Bursalı küçük izcilerin kamplarına misafir olarak çalışmalarını izliyoruz. Küçük izcilerin sorularına cevap vermekle kalmıyor, onlara izcilikle ilgili çeşitli bilgiler de veriyoruz. Kalkmıyor. Biz burada size bir çadır nasıl kurulur onu gösteriyoruz. Yağmur hızlanmadan bizim şey yapmamız lazım değil mi? Korunmamız lazım. Siz de bakalım ne kadar zamanda çadır kuruyormuşuz onu göreceksiniz. Şimdi bu çadır arkadaşlar 8 kişilik bir dom çadır. Yani kutup tipi her türlü hava şartına dayanabilecek 8 kişilik bir çadır. Şimdi bunu açıyoruz. Bu tentimiz. Onlar direklerimiz, bu çadırımızın tabanı. Şimdi direkler bir taraftan çıkarken çadırımız geriliyor. Evet, çadırımızı yere gerdik. Bir yandan direklerimiz geldi. Çadırımızın dışında kalmış parçalarını hemen torbasının içine koyuyoruz ve bu torbayı da çadırımızın içine atıyoruz. Teker teker çadıra girip ziyaret edeceksiniz çadır nasıl kuruluyormuş diye. Anlaştık mı? Eğitim bitince küçük izciler yataklarına dönüyor. Ertesi gün çalışmalar İstiklal Marşı ile başlıyor. Fırsatını bulan izciler adet üzere iyi dilekleri içeren hatıra notlar alıyor. Küçük izcileri günlük çalışmalarıyla baş başa bırakarak meşhur Tümbüldek kaplıcalarını dolaşmaya başlıyoruz. Hafta sonu olması dolayısıyla biraz kalabalık. Bazı ziyaretçiler kaplıcaya girmektense dışarıdan akan kaplıca sularına ayaklarını sokmayı tercih ediyorlar. Küçük izcilerin kamptaki son geceleri. Düzenlenecek kamp ateşi eğlencelerini izlemek üzere yeniden kamplarına dönüyoruz. Önümüzdeki ateş nasıl hepimizi ısıtıyorsa, İncilik ve insanlık ateşi de, kalplerimizi öyle ısıtsın. Kıpırılayan kıvılcımlar, nasıl sönüyorsa, İçimizdeki kötü düşünceler, bencillik duyguları da, böyle sönüp yok olsun. Vay.
Anne, baba, hepiniz sürünün. Bütün liderler sürüşsün. Herkes sürün sürün sürüşsün. Misafirler, siz de sürünün. Bütün davetliler sürüşsün. Al kokiler, her eve lazım. Bir Afrika kahvesi avdan dönüyor. Şu yamyamlar gece gündüz insanlar ne haşhaşar. Şu yamyamlar gece gündüz insanlar. Tamam İsmail, örtüyor kafanı. Can Anı, bütün varım altında vida, etmesin tek vatanımdan benim dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin gözlerine mahrem eli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman mecdile bir secde eder varsa taşım. Her cerihandan ilahi boşanır kanlı yaşım. Fışkırır ruhu mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşada yer belki başım. Kavgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok ismi hilal. Hakkıdır hürriyetin saygılığı. Hakkıdır, hakkıdır, milletin istiklal. Hepinizi en derin sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Evet, izinin manası belli. İşte bu yaşta doğayı sevmek, doğayı korumak ve bunu insanı sevgisiyle bütünleştirmek suretiyle bu bilinci geliştirmek. Bunun da en iyi şekilde yapılmış olduğunu görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Bu öğrencilerimizi yetiştiren öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İzcilerimizi yürekten kutluyorum, onların anne ve babaları yürekten kutluyorum. Ancak bir izcimiz var. Onu aramızda görmek istiyorum. Bir gencimiz var. Onu buraya gelmesini istiyorum. Çünkü ben iyi biliyorum ki İstiklal Marşı'nın o heyecanından ama çok iyi bildiğini inanıyorum. Çok sevdiği için işte bu sevgiden dolayı biraz şey yaptı ama biz onu çok sevdik. Yürekten alkışlıyorum. Gülmek yok. Bu güzel alkışlarınıza çok teşekkür ediyorum. Sizleri tekrar tebrik ediyorum. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Veda valsi ile küçük izcilerin kampı da sona ermiş oluyor. Ertesi sabah Uludağ'ın zirvesine yakın bir mevkideki gölleri araştırmak için ilerliyoruz. Toprak yoldan tırmanıyoruz.
Manzara giderek güzelleşiyor ancak sellerden zarar görmüş olan yol giderek bozuluyor. Sonunda büyük bir heyelanla karşılaşıyoruz. Dönelim, başka yapacak bir şey yok. Rotamızı yakınında bulunduğumuz İnegöl'e çeviriyoruz. Bu ilçemize arkeolojik eserlerimizin korunabilmesi için amatörce çalıştığını öğrendiğimiz bir vatandaşımızı ziyaret için gidiyoruz. Kendisini bulduğumuzda çok şaşırıyor. İnegöl'de ilçeye ve insanlara hizmet için çok yönlü olarak uğraştığını duyduğumuz bu vatandaşımız Ziraat Yüksek Mühendisi Serdar Şahin. Serdar Bey'in programlarımızı izlediğini ve "Ah bir de buraya gelseler" diye sık sık söylediğini ortak bir dostumuzdan öğrenmiştik. İşte hiç ummadığı bir anda istediği şey gerçekleşti ve bizi karşısında buldu. Beraberce onun arkeolojik buluntular olduğunu söylediği sahaya ilerliyoruz. Asfalttan uzaklaşarak araziye giriyoruz. Bir müddet sonra yol ancak arazi aracının girebileceği bir hal alıyor. Sonunda arazi aracının da gidemeyeceği bir noktaya geliyor ve yola yürüyerek devam ediyoruz. Acele ediyoruz çünkü hava kararmaya başlıyor. Nihayet buluntuların olduğu arazi parçasına geliyoruz. Serdar Bey bize bir takım kemik fosil parçaları gösteriyor. Bunların çok eski olduğunu belirtiyor fakat olayın vehametini sonra anlatacağını söylüyor. Gerçekten de dere kenarındaki bu mevkide çamuru biraz eşince fosil parçalarına rastlanabiliyor. Havanın iyice kararması üzerine bulduğumuz bir çeşme başında kampımızı kuruyoruz.
Yemekten sonra Serdar Bey uzmanı olduğu konuda bilgiler veriyor. Peygamber demiş evet, değil mi? Evet. Bu sinir kanatlar dediğimiz Neuroptera familyasındandır ve tamamen predatör bir böcektir. Yani zararlı böcekleri yiyen faydalı böceklerdir. Çeşitli tarım ilaçları uygulayarak biz zararlı böcekleri öldürürken aslında bunları da öldürürüz. Doğal dengeyi bozarız. Bunlar yararlı böcekler. Tabii ki bunlar arasında onları öldürüyorlar. Evet. Hem doğal denge sağlanmış oluyor, hem en azından çevre kirlenmiş oluyor. Sen bunun içine kadar giriyorum. Ardından başlayan sohbet sırasında bize öyle bir buğdaydan bahsediyor ki inanılması çok güç. Kendisi elektronik üzerine bir mağazası. Serdar Bey'i ertesi gün buluşmak üzere uğurlarken aklımızda hep o mucize buğday var. Sabah kalktığımızda bir sürünün yanımıza geldiğini görüyoruz. Özellikle bir keçi bizi buralarda istemediğini ifade ediyor. Bir müddet inatlaşıyoruz ancak baş etmek mümkün değil. Kampımızı toplayarak uzaklaşmak zorunda kalıyoruz. Bir kez daha fosil yatağını inceledikten sonra Serdar Şahin Bey'in İnegöl'de bulunan tarım ilaçları satış merkezine geliyoruz. Kısa bir sohbetin ardından kendisine ait mini müzeye geçiyoruz. Evet, şimdi bu gördüğümüz kemiklerimizin çorba yapmak için kullanılmadığını, çok değerli olduklarını bize nasıl anlatacaksınız? Evet, ben hemen size onların başına geçelim ve bilgi vereyim. Şimdi dün gittiğimiz o bölgeyi bugün de sabahleyin çekimini yaptınız. Bu bölgenin çok ilginç, daha doğrusu bu fosillerin çok ilginç bir hikayesi var. O ortam, o bölge Orta Miyosen dönemine ait bir bölge. Çok büyük bir rastlantı, çok büyük bir rastlantı yüzeye vurmuş. Bir kil tabakası içerisinde korunmuş bu kemikler. Biz bunları bulduğumuzda hemen ilgililere, bu çok geniş yelpazeli bir kelime oluyor ama doğru, ilgililere haber verdik ve tescilimiz de şu anda bunlar tescilli. Koleksiyonumda tescilli. Bu parçaları bulduğumuzda ilgililere haber verdik ve bunun çok önemli olduğunu, ki düşünün 14 milyon yıl öncesine ait konfeteryum türüne ait kemik parçaları bunlar. Çok ilginç, yüzeye çıkmış 14 milyon yıl öncesinden günümüze yüzeye çıkmış ve bunları da tespit ettik. Topladık o gün için ve hemen ilgililere duyurduk. İstedik ki devlet, yani ilgililer bunları hemen koruma altına alsın ve hemen kurtarılsın. En önemlisi, koruma altına almak ya da sit alanı ilan etmek yetmiyor. Kurtarılsın, yüzeye çıkarılsın, kurtarılsın. Bir müzeye, İnegöl'de kurulabilecek bir müzeye verilebilsin, bunlar tamamlanabilsin bu konudaki bilim adamları tarafından. Çünkü bölge, dün siz de izlediniz, hem yeraltı suları hem yerüstü suları nedeniyle muazzam kayma yapıyor. Yer hareketleri çok fazla var ve kesinlikle yok olacak. Bildiğim kadarıyla 15 yıl sonraya kurtarma hızlısı kararı çıktı bunlara. Bu çok acı bir şey. Yani inşallah. Çünkü 3 ayda bir biz 3 arkadaş burayı ziyaret ediyoruz. O bölgeyi her 3 ay sonra bir önceki gezdiğimizden farklı buluyoruz. Tanıyamıyoruz. Ve yüzeyde dağılmış sellerin, suyun taşıdığı parçaları bulabiliyoruz. Görebiliyoruz. Bunlara dokunmuyoruz. İstiyoruz ki
ilgililer bunları bir şekilde kurtarsınlar. Şimdi bakın, ilk girişimimizde şöyle bir belge verilmişti bize. Bursa ili İnegöl ilçesi Kirazlıdere mevkiinde heyelanlı bir alanda Orta Miyosen MN6 zonu zamanımızdan, yani 14 milyon yıl öncesine ait. Evet, evet. Bu Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Paleontoloji Bölüm Başkanı tarafından verildi. Onlar tarafından teslim edildi. Ve bizim bulduğumuz toplam parçalar sağ alt çene kemiği, sağ alt mandibula zannediyorum. Üzerinde dişler, harikulade iri dişler. Yine ağız parçaları bir takım. Ön kol kemikleri ve bir miktar kaburga kemikleri. Bunları üç arkadaş, üçümüz de koleksiyoneriz, tescile aldık. Örneğin şu bir ön kol kemiği. Bakın kemik dokusu, içeride kil tabakası içerisinde o kıkırdak dokuyu tutmuş. Dışta kemik dokusunu izliyoruz. Tescil olduğu için numaralı bunlar malum. Bir diğer parça, büyük bir ihtimalle ayak omuz başı olabilir. Şurada kıkırdak doku var. Yine kemik doku, burada izleyebiliyoruz. Bu hayvan Gomphetherium SPP diye geçer. Gomphetherium türüne ait bir hayvanın parçaları. Yani bildiğimiz filin atası mamut. O, mamut. Okuduğumuz kitaplarda okuduğumuz mamut. Ha, bu hayvan mamutun da atası. Evet. Yani şimdi yine bildiğimiz kadarıyla filin cesametini, büyüklüğünü düşünün. Mamut ondan da daha devasa, daha büyük. Ama Gomphetherium tam tersine ondan küçük. Diş yapısı filin tipik diş yapısı değil, tam tersine aşağı doğru bakıyor. Bir aşağı yukarı at kadar bir hayvan. Yani attan biraz büyük ya da at kadar bir hayvan. Ama evet. Kafası büyük. Evet, evet. Bunların kemikleri tabii ki, bu parçalar tabii ki değerli ama öyle zannediyor ki dişleri çok daha fazla değerlidir. Ama henüz daha herhangi bir girişim olmadı bunların çıkarılmasıyla ilgili. İnşallah. Aşağı yukarı 4 sene oldu. İnşallah bir kazı yapılırsa belki o dişlerin çıkması da muhtemeldir, değil mi oralarda? İnşallah ve muhtemeldir. Ancak bunu çok, bana göre çok acil olması gerekir. Ben son derece amatör ruhla bu şeyi duyurdum. Bu şu andaki çekimi bile amatör ruhla düşünüyorum. Evet. Benim çocuklarım için bunlar birer kültür değeri. Yani bunlar birer kültürel varlıklarımız bizim. Niçin? Yani İspanya'da bir mağarada ilk çağ insanının resimlerini bütün dünyaya duyurabiliyorlar da dünyada çok ender bulunduğunu zannettiğimiz şu parçaları kimse umursamıyor. Yani dünyada topu topu birkaç yerde belki. Yani 5 ya da 6 yerde, evet. Ve şu anda elimizde tuttuğumuz 15 milyon yıl önce yaşamış bir canlının fosili. Evet, evet. Yani çok ilginç, fakat demek ki bizim yetkililerimiz bu kadar ilgilenemiyorlar diye. Duyarlı değil. Ben ilgilenmemek demeyeyim de duyarlı değil diye söyleyeyim. Bu biraz fazla iddialı oluyor ama evet, duyarlı değiller. Belki binlerce vardır ellerinde de onun için ilgi göstermiyorlardır diyeceğim ama dünyada 5 tane 6 tane vardı. İnsanlar buna ilgi göstermiyorsa evet. Sanıyorum evet. Bu işte yanlış giden bir şeyler var. Evet. Ve bunun çok acil yüzeye çıkartılması gerekiyor. Çok acil. Çünkü yine tekrar edeyim. Bölge dün sizinle birlikte gezdiğimde ben tanımakta zorlandım. Toprak hareketleri o kil tabakasını etrafa yaymış, darmadağın olmuş orası. Ve onunla birlikte belki bir yığın parça da yok oldu. İnşallah çok çabuk buraya müdahale ederler diye yetkililer sesimizi. Ve bir an önce bu ortaya çıkarılıp İnegöl'e kazandırıldı. İnegöl'e bir müze kazandırılmış. İnşallah. Bizim de amacımız bu. Yani gerçekten amacımız bu. İnegöl'ümüzde o kadar Osmanlı, daha önce Selçuklu, ondan önce Bizans, ondan önce Roma yerleşimleri, kültürleri yaşamasına rağmen İnegöl'ümüzde bir müze yok. Bu çok acı. Ama yok. İnşallah bu o müzeyi elde etmemizde hızlandırıcı bir rol oynar. Sizin böyle amatör bir ruhla çalışmalarınız olmasa, sizin gibi insanlar, amatör araştırmacılarımız olmasa zannediyorum böyle müzelerde kurulmaz buralara. Bu herhalde bir ön ayak olacak, kurulacaktır inşallah. Teşekkür ederim ama benim yaptıklarım ya da bizlerin bu çalışmaları aman aman çok fazla şeyler değil. Bunlar yalnızca amatörce işte keyif alınacak çalışmalar. Ateş büyüktür ama kıvılcımdan olur. Teşekkür i̇nşallah ederim. İnşallah dilediğimiz gerçekleşir. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sohbetin ardından İnegöl'ün meşhur köftesinin tadına bakmayı da ihmal etmiyoruz.
Bayramımız bitti. Serdar Bey'in bahsettiği buğdayı bulmak amacıyla Bilecik ilimizin Bozüyük ilçesine doğru yola çıkıyoruz. 6000 yıllık bir mezardan çıkan buğday ekilirse yeniden yeşerir mi? Zamanımızın buğdayları en çok 1'e 40 verirken bu buğday 1'e 700 verebilir mi? Serdar Bey Kur'an-ı Kerim'de de bu buğdaydan bahsedildiğini söylüyordu. Gerçekten de Bakara suresi 261. ayet-i kerimesi şöyle. Allah yolunda mallarını harcayanların örneği 7 başak bitiren bir tane gibidir ki her başakta 100 tane vardır. Allah dilediğine kat kat fazlasını verir. Allah'ın lütfu geniştir. O her şeyi bilir. Böyle bir buğdayın ortaya çıkacağının önceden bildirilmiş olması, Kur'an-ı Kerim'i zamanın tefsir ettiğini gösteriyordu. Bu buğdayı görebilmek ve hikayesini dinleyebilmek için olayı sahiplenerek buğdayın kaybolmamasını sağlayan harita mühendisi Recai Aksu Bey'i arıyoruz. Kendisini bilgisayarlarla uğraştığı iş yerinde buluyoruz. Özenle sakladığı buğdayları bize göstererek maceralarını anlatmaya başlıyor. Özelliklerini bahseden daha önceden bir Rus yazarın yazmış olduğu yazıdan 1939 yılında Mirza Gökgül'ün bir çevirisi var. O çevirisinden aldığımız birkaç not var. O nota göre şimdi söylerken bir takım değişik şeyler çıkacak. Proles compositum le turgidum diye bir cins olarak bahsediyor. Tabii çok komik de söylemiş olabilirim bunu. Buğdayların arasında pek çok dallanmış başaklara rastlanır. Ki burada da görebiliyoruz sanıyorum. Yani bir normal başağın yanında birkaç daha yan çıkmış başaklar var bir başağın üzerinde. Tabii bunun dallanmasını ve başaklanmasını hem kendi başak üzerinde artı bir de topraktan ayrıca kardeşlenmesini düşündüğümüz zaman yani bir kökten 6 kardeş artı başaktaki kardeşlenmeleri düşünürsek bayağı yüksek bir verim elde edebiliyoruz. Onu da biz yani 1'e 100, 1'e 30, 1'e 50, 1'e 500 onun ne demek olduğunu aslında tam olarak bilmiyorum. Çünkü tarım konusunda yabancıyım. O konuda pek fazla bir bilgim yok. Ancak biz bir taneyi diktiğimiz zaman tabandan 6 kardeşlenme artı her başakta da kendi iç kardeşlenmelerini düşündüğümüz zaman bir başakta ortalama 100 civarında bir buğday tanesi çıkıyor.
Tabandan da altı kök, altı kardeşlenmeyi de düşünürsek demek ki bir tek tane dikiyorum ben içinden ortalama 600 civarında tane alıyorum. Hocam şimdi bu başaktan bir ana koldan mı üstten çıkıyor yoksa bu küçüklere dahil? Hepsi dahil. Hepsi dahil. Biz onlara şöyle yaptık. En küçük daha bu yeşil yani daha başa kardeşlenmeler oluşmadan kestiğimiz başakların içinden çıkan minimum 72 tane çıktı. En azından 72. Tam böyle kardeşlenmiş artık dallanmasını ve gelişmesini bitirmiş başaklardan 118-120 civarında ortalama bir. Biz bunu yaklaşık 100 gibi bir buğday tanesi dediğimizde 6 kardeşi var. Toplam bir taneden 600 tane buğday alabiliyoruz. Yani o da çok dikkati çekici yüksek bir verim oluyor. Ve basit bir toprakta yani. Ve bu tabii inşaat artıklarından oluşmuş basit bir bahçe toprağında. Yani verimli bir arazi değil. İçine işte ne diyorlar, gübre atılmış veyahut da verimli artırılmış, havalandırılmış o siyah toprak dediğimiz tarla toprağı değil. Bu bahçe toprağı alelade dikilmiş bir toprak üzerine çıkan verim bu. Şimdi bu kitap zannediyorum bir Rus gezgini Türkiye'ye gelmiş, bu buğdayı görmüş. Evet. Yani daha evvel de bu buğday arada sadı böyle çıkıyor. Varmış, evet. Daha önceden öyle bir üretim varmış ki, Rus gezginin yazdığı bir kitap bu. Onu işte çeviri yapılmış. Mirza Gökyol 1939'da yazılmış bir kitaptan alıntılar. O da bu kitabın çevirisi şeklinde yapılmış. Başağın ortalama uzunluğu yani bir insan boyuna yakın bir boyda, yaklaşık 1.70 boylarında. Ve içi dolu. Ve yarıdan sonrası içi dolu. Alt kısmı da şu kalem kalınlığında. Başağın kalınlığının alt kısmı üst taraflara doğru inceliyor. Ve işte ince en uçtaki en ince sap kısmının kalınlığı da bu kadar. Ve yaklaşık bir 50-60 santimlik kısmı dolu. Başağın iç kısmı dolu. Yani böyle bir buğday üretildiği takdirde büyük baş hayvanlar yaşadılar demek. Değil mi? Zaman... Büyük baş hayvanlar yaşadı, ormanlarımız da yaşadı. İşte ise kağıt endüstrisinde kullanılacak malzeme bundan kullanılır da işte ise ağaçlar kurtulur, katledilmekten kurtulur. Yani bunları o yönde kullanmak da mümkün. Hayvan yemi olarak da kullanmak mümkün. Yani her şeyde kullanabilirsiniz. Benim devletten isteğim şu. Bu buğdayları alsınlar. Genleriyle oynasınlar, geliştirsinler artık. Çünkü tarım teknolojisi veya tıp teknolojisi çok gelişti. Genleriyle oynasınlar. Ve bu işte taneleri tam eşit değilmiş diyor. Ki görüyoruz aslında gerçekten tam %100 homojen olmamasına rağmen aslında fazla bir tanelerinde bir büyüklük farkı da yok fazla. Ama tabii yani bu tarımsal dildeki büyüklük oranlarına uymuyor olabilir. Bunları ayarlasınlar. Yani bunun genleriyle eski mesela şu andaki ekilen buğdayların genleriyle bunların genlerini birleştirsinler. Çok yeni bir ırk yaratsınlar. Yani bir şeyler yapsınlar. Çünkü gen teknolojisi, tarım teknolojisi artık çok gelişti. Günümüzde bunları yapamayacak bir teknolojiye sahip değiliz. Nitekim bu buğdaylar işte 6000 yıl önceden gelen buğdaylar. Belki gezginin dolaşmış olduğu dönemdeki bu buğdaylar yozlaşmış buğdaylardı. Ben bunun aslını getiriyorum. Yani kertenkeleyi değil, dinozorun kendisini verdim ben şu anda. Bunu alın, uğraşın, bilinin ve sonuçta bu buğday artık ülkemize kazansın, ülkemize kazandırılsın. Ülkemiz Türkiye olarak bir tarım ülkesi. Tarım ülkesi olarak adımızı duyuralım. Dünyaya biz buğday satalım. Yani benim esas şeyim bu. Artı bu buğdayı alın, dökün, gene aynı verimi tekrar veriyor. Çıkarın, tekrar dökün, gene aynı verimi tekrar veriyor. O zaman ne yapılması gerekir? Bu buğdayların genleriyle oynayın, kısırlaştırın. İlk ektiğinizde gene aynı 1'e 500, 1'e 600 neyse bunun verimlilik oranı. O verim versin, ondan çıkacak buğdayı ekin, vermesin. İsraillerin bugünkü uyguladığı teknik o. Ne yapıyorlar? Dünyaya işte bir sürü domates, meyve fidelerini satıyorlar. İlk veriyor, 10 gramlık paket alıyorsunuz, bir ekiyorsunuz, tonlarca domates kaldırıyorsunuz, bir fide kaldırıyorsunuz. Ama onların çıkan tohumu ekemiyorsunuz, ekseniz de hiçbir şey çıkmıyor sonuçta. Sonra yine onu almak zorundasınız. Gidip tekrar tohum almak zorundasınız. Bu Türkiye'de otursun, ondan sonra
Al sana tohum, ver parayı. Ondan sonra ülkemiz kalkınsın. Hepimiz refah seviyemizi yükseltelim. Türkiye olarak refah seviyemizi yükseltelim. Burada anlıyoruz ki tek davranış Türkiye'nin refah Türkiye'nin. Ben bundan refah seviyemi yükseltecek olsaydım ben refah yaşardım. Belki benim çocuğum refah yaşardı. 3 gün sonra gene onun çocuğu bu sefer Türkiye'nin gene bu şu andaki fakir ortamında gene yaşamaya devam edecekti. O zaman yani benim aslında toplumculuk anlayışım bu biraz da ters düşüyor. Onun için ben bunun Türkiye'de kalmasını ve Türk insanlığı için kullanılmasını, aslında tüm dünya insanlığı için kullanılmasını. Çünkü bu Afrika'da yaşayan dünya kadar aç insanlar var. Bir sürü buğdaydan yoksun ülkeler var. Onlara verilse, çok verimli topraklar var. O topraklarda ekilse, çıkan buğdayın insanlığa yetebileceğini düşünebiliyor musunuz? Yani çok büyük bir verim aslında bu. Daha sonra İnegöl'deki bir arkadaşımın, tarımla ilgili bir arkadaşımın önerisi şu oldu. Kur'an-ı Kerim'deki Bakara suresinin numarasını hatırlayamadım şu anda. 261. ayeti sanıyorum. O ayetine bakın, orada bu buğdayı anlatıyor dedi. Gerçekten gittim, Kur'an-ı Kerim'i açtım, baktım 261. ayette. Ben size öyle taneler veririm ki bir tabandan 7 kardeşlenen, tanesinde yüzlerce tane bulunan, işte başağında yüzlerce tane bulunan buğdaylar veririm. Ve bu buğday insanlık dünyada var olduğu müddetçe dünyada bulunacaktır. Ancak ebabil kuşlarının işte gökten gelerek dünyaya taş yağdırmasıyla bu buğday ortadan kalkar. Dünyada bu buğday sürekli olarak bulunacaktır. İşte o ayet-i bir ayet-i kerimenin de bu anlatıyor. Ve bu arkadaşın o sözüyle gittim baktım, gerçekten şok oldum. Bu buğday sanırım işte Allah'ın Türkiye'ye verdiği bir hikmet. Başka bir şey değil. Bu buğdayı yetiştirelim. İnşallah. Evet, buğdayı gördük ve inceledik. Ancak buğdayın ortaya çıkışı da kendisi kadar ilginçti. Bu buğday nasıl bulunmuştu? Önce onu öğrenelim sizden. Tabii şöyle, bizim bir çiftçi arkadaşımız var. Bu arkadaşımız, bizim İşköy, Bozüyün İşköy dediğimiz bir bölgesi var. O bölgede de işte eski mezarlar falan varmış daha öncelerden. Herhalde ki kendi tarlası var. Tarla başındaki o su başı düzenlemesi falan yapıyormuş. O arada da herhalde bir mezar kalıntısı gibi, eski bir mezar kalıntısı varmış orada. Tam oradaki çalışma esnasında orada bir taş çıkıyor, taş kırılıyor. Ve bu yumurta büyüklüğündeki bir top şeklinde kahverengimsi, sarımsı bir ne cam, ne toprak, ne de taş olan bir taş gibi bir şey buluyor. İçinden şıkır şıkır sesler geliyor. O seslere göre alıyor bunu. Kayanın üstüne koyuyor, işte baltalarla, kazmalarla vurarak zorla onu kırıyorlar. İçinden de 6 tek tane buğday tanesi çıkıyor. O taneleri alıyor. Kendisi de çiftçi olduğu için bahçesine götürüyor. Yani biraz da mezar varmış diye o biraz toparlıyor. O buğday tanelerini alıyor, evine götürüyor. İşte evindeki bu inşaat artığından oluşmuş bir tarla toprağının içerisinde bahçesinin bir köşesine hemen duvar dibine o 6 taneyi gömüyor. İşte aradan işte belli bir yetişme müddetinden sonra bunlar buğday başakları artık çıkmaya başlıyor derken iyice boyunu geçecek şekilde büyüdükten sonra bakıyor buğday güzel, başakları değişik, normal buğday başağına falan benzemiyor. Öyle bir buğday çıkıyor. Bundan sonra diyor onlar işte sapından, kökünden yoluyor. Yolduktan sonra alıyor işte tanelerini saymış. Ondan sonra acaba kaç tane çıkıyor? Boyları büyük, değişik bir buğday. Ondan sonra hepsini bir poşet torbanın içine dolduruyor. 6 tek tanenin içerisinden yani bayağı büyük miktarlarda bir buğday çıkıyor. Bazısını yolup işte tanelerini falan soyuyor. Ondan sonra onlardan tekrar yetişmeye başlıyor. İkinci verim, ikinci olarak çıkan buğdayları da bir poşete dolduruyor. Bakıyor bir de korkuyor. Yani böyle büyük miktarda verimli bir buğdayı bulması kendisine bir korku yaratıyor tabii. Bunların hepsini imha etmek üzereydi. İşte bir ziyaretime tesadüfen gittiğimizde bu konu açıldı. Bana anlattı. Ben bunları ne yapacağım? Yakacağım artık, imha edeceğim diye. Ben de işte yakmaması gerektiğini, aslında bunun çok değerli bir şey olması gerektiğini falan izah ettim. O buğdayları aldım. Önce kaymakamımıza gittik. Selçuk Bey, Selçuk Bozsalı.
Ona anlattım durumu. Böyle böyle bir durum var. Böyle bir buğday. Bakın, o da gerçekten çok büyük şaşkınlık içerisinde, hayretler içinde kaldı. Beraber birlikte belediye başkanımız Mehmet Bakkalcıoğlu'na gittik. O da gerçekten şaşırdı. Çünkü her gören şaşırıyor ve şaşırılabilecek bir buğday. Birlikte belediye başkanımız, kaymakamımız, ben oturduk. Bunu duyurmaya çalıştık. Yani değişik televizyon kanallarından tutun da araştırma merkezlerine veyahut da Toprağın Sesi programından tutun işte arena programına kadar değişik kanalları aradık ve bunu duyurmaya çalıştık. Tabii hiç ilgilenen, ses çıkaran olmadı. Ondan sonra tesadüfen Ankara'daki bir tanıdığımız kanalıyla Milliyet Gazetesi'nin ulaşıyorum bunu. Gazeteden çağırdılar. Birlikte röportaj yaptık ve biz bu konuyu anlattık. Nihayet duyurabiliyoruz sesimizi. Yani böyle bir buğday var ve bu buğdayı Türkiye'ye mal etmeye çalışıyoruz. Ondan sonra onlar ilgilendiler. Bir haber yaptılar. Sonra arkasında değişik araştırmacılar geldiler. O konu hakkında değişik fikirler yürüttüler. Doğru veya yanlış. Herkes bir takım fikirler yürüttü. Yok verimliydi, değildi. Şöyleydi, böyleydi. Ancak bu buğdayı işte benden alıp yetiştirmek için tabii çok değişik yönden, değişik şekilde baskılar, teklifler, bir takım maddi manevi hem baskılar hem teklifler geldi. Hiçbirisini kabul etmedik, reddederek bunu sadece Türkiye'de kalmasını, Türkiye'nin buğday ülkesi olması için çalıştığımı onlara söyledim. İşte görüyorsunuz şu anda bir buğday tarlasının içindeyiz. Yağmurunun yağmasından dolayı yatan bir bölge üzerindeyiz. Yatmış bir tarla. Ki Bozgün taban tarlalarından birisindeyiz şu anda. Yetişen buğdayların boylarını görüyorsunuz ve içindeki taneleri görüyorsunuz. Biraz önce Hasan Bey'le birlikte oturduk, bir başağı saydık. Birce bir başaktı, 30 civarında tane çıktı. Diğer buğdayları da gördünüz, tane sayısını biliyorsunuz gibi. Yani hikayesi hemen hemen bu kadar. Hala şu anda devlet tarafından bu buğdayın üretimi alınması ya da genetik bir yapılanmada yapılan yani genetik yapılanmalarla kullanılması falan söz konusu değildi. Hayır hiç değil. Ben o zaman Milliyet Gazetesi'ndeki arkadaşlar da arkeologlar da ilgilendiler bu konuda. Gerçekten görüldüğü zaman hayret edilebilecek bir buğday idi. Ve onlar ilgilendiler. Onlar şöyle bir sonunda durum ortaya çıktı. Daha öncelerden öldükleri zaman tekrar dirildiğine inanan insanların yaşadığı dönemlerde ki bu en yakın 6000 yıl önceye rastlıyor Muş tarihsel açıklamalarına göre. Bugüne kadar gelmesi zaten açıklanamıyor. O taşın içerisinde nasıl bugüne kadar durduğu açıklanamıyor. Biz bunun devlet tarafından ilgilenerek işte genleriyle oynanması, tam verimli bir hale getirilmesi, güzel bir buğday şekline getirilmesi, çünkü çok verimli ve çok adet olarak alabileceğimiz, artı başağından saman veya kağıt enstitüsünü kullanabiliyoruz. Artı içinde yapılan bazı analizlerde milyonlarca dolarlık ithalat yaparak dışarıdan ithal etmiş olduğumuz tekstilin ham maddesinden birisini içinde bulundurduğu da ortaya çıktı. Sabunun içinde bunlar da bulunuyormuş. Aslında çok değişik bilgiler, bulgular var ama kimse ilgilenmedi. Hiçbir yerde yetiştirilmedi ve bu şekilde kaldı. Hiç kimse de ilgilenmedi. En sonunda siz geldiniz. Yani 94-98 4 yıldır ilk defa bu konuyu açıyoruz. Zamanın başbakanına kadar gittiği halde olay kimse ilgilenmedi. Peki bu dönem arasında size ne gibi teklifler geldi? Yani bu gazetede yayınlandıktan sonra olay nelerle karşılaştınız? Böyle bir iki örnek. Evet. Cüzdanında bereket olsun diye iki tek tane isteyeninden tutun da ben tarlamda daha verimli buğday elde etmek istiyorum. Bana lütfen şuradan biraz tohumlu buğday ver. Bana bunu sat. Değerine kadar bir sürü tekliflerle de karşılaştım. Bunu para teklif edenler de oldu. Yüksek meblağlarda paralar teklif edenler de oldu. Ancak ben dedim ki yani bu Türkiye'nin dışına kaçmasın, Türkiye'de kalsın. Çünkü iyi bir şey olduğunu gördüm. Ben tarımcı değilim, tarımdan da pek anlamıyorum ama iyi bir buğday, sonuçta çok verimli bir buğday. Belki tam randımanlı olmayabilir veyahut da belki de tam randımanlıdır. Çünkü daha öncelerden bulunduğu, bu buğdayın bulunduğu da bazı belgelere göre tespit edilmiş durumda.
araştırılsın, incelensin, daha verimli hale getirilsin, daha işler bir hale getirilsin. Türkiye'de kalsın, Türkiye bir buğday deposu olsun, dünyanın bir buğday deposu olsun diye uğraştım ama muvaffak olamadım, başarılı olamadım. Şimdi sevgili izleyicilerimiz, gördüğümüz gibi Recai Bey, Türkiye'mizin refah düzeyinin yükselmesi için emeği bütün hep bunun için olan bir şahsiyet. Kendisi daha evvel bu buğdayı alıp yetiştirilmek üzere isteyen insanlar tarafından rahatsız edilmiş ve yüksek miktarda paralar önerildiği halde verilmemiş. Sadece bu vatanımıza, milletimize kalsın ve Türkiye bir buğday cenneti olsun diye uğraşılmış. Tabii bundan sonra da böyle teklifler gelecektir ama biz şimdiden bahsedelim. Bu teklifleriniz cevapsız kalacak. Kalan birkaç tane buğday tanesi de hala devletimizin el atıp bunu üretip Türkiye'mizin buğday cenneti haline getirmesini sağlamak için bekletilecek. Tekrar ediyoruz, lütfen alıp da üretmeye çalışmayın, verilmeyecek. Ama devletimizden de bekliyoruz ki mutlaka bunu alsınlar ve güzel bir şekilde üretip vatanımızın, milletimizin refah seviyesini yükseltsinler.